Efendim mutlu günler diliyorum. Yine cumartesi güzel bir öğlen. Havamız güzel. Konuğumuz çok çok güzel. Nafiye hocamız sağ olsun, Nafiye Güden, yardımcı doçent doktor. Beni kırmadılar, programımıza dahil oldular bugün. Ve Final Üniversitesi ile Kanal T işbirliği içerisinde Final Forum programı tüm hızıyla başlamış oldu. Hemen konuğuma dönüyorum. Hocam turizm ve mutfak sanatları yüksek okulumuz. Siz müdürlüğünü yapıyorsunuz. Çok enteresan bir süreçten geçiyoruz Nafiye Hocam. İşte o pandemi dönemiydi vesaire ama eğitime hiç ara verilmedi. Bu takımın başında da yer alan kişi sizsiniz, akademisyen sizsiniz. Tekrardan hoş geldiniz ve öncelikli sorumuz Nafiye Hocamız kimdir? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Togay Hocam bizi bu programda davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek isterim. O şeref bana ait. Evet, Uluslararası Final Üniversitesi'nin Turizm Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü, Yardımcı Doçent Nafiye Güden. İngiltere'de doğdum büyüdüm. Doğum tarihi herhalde önemli değil. Vermeyin hocam, belli olmasın yaşımı. Ailemin herhalde hizmet sektörüne olan merakından, işletmesinden dolayı kaynaklanacaktır ki ilk işletme olarak başladım. Daha sonra turizm otelcilik üzerine lisansımı bitirdim London South Bank Üniversitesi'nde. Arkasından master programı okumayı sevdim, devam ettim. Ne güzel. Turizmi de sevdim. Turizm pazarlama üzerinde Middlesex Üniversitesi'nde bitirdim yüksek lisansımı. Bu süreçte masterimi yaparken şöyle bir fırsat geldi elimize. Karib adalarında bulunduk. Araştırmalar yaptık orada. Ve küçük adalarda bir tecrübe yaşadım. O tecrübe küçük adaların ne kadar hassas olduğunu, özellikle çevre, doğa, sosyal kültürel yapısına zarar verebileceğini düşünerekten ben eğitim vermek istedim. Kıbrıs'ta eğitmen olmak istedim. İngiltere'de tabii bu süreçte otellerde, 4 yıldızlı otellerde, butik otellerde yöneticilik sıfatına kadar yükselmiştim. Ve o arada pedagoji yapmam gerektiğini gördüm. Kolejlerde, üniversitelerde, İngiltere'de çalışabilmek için pedagoji yapman gerekir. Institute of Education'da pedagoji yaptım. Sonra anne oldum. Oh ne güzel. Bu sene 15 yıl olacak Kıbrıs'a döneli. Kıbrıs'ta çeşitli üniversitelerde çalıştım. İngiltere'de de üniversitelerde çalıştım. Ve sonra doktoramı yapmak için Middlesex Üniversitesi'ne tekrar başvuru yaptım. Turizm eğitimi üzerine yaptım doktoramı. İki çocuk annesi, evliyim. Allah bağışlasın. Ve aynı zamanda teşekkür ederim. Uluslararası Turizm Otelcilik Eğitim Birliği olan Eurodip'in de genel sekreteri seçildim 3 dönemdir. Aynı zamanda Kıbrıs temsil ederim. Bu şekilde. Çok renkli, çok düzgün ve çok mükemmel bir kariyer var şu anda karşımda. Her programda şimdi heyecanlanmamak elde değil. Sonuçta spor kökenli biriyim ama daldan dala uçuyoruz tabiri caizse. Çünkü çok farklı konuklar var, çok farklı alanlarda. Yine çok çok güzel bir program geçireceğimize program başında eminim. Sizin sayenizde, çok sağ olun. Estağfurullah hocam, sağ olun, ne demek. Uluslararası Final Üniversitesi'nde yine düzgün bir yapıda eğitime devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz günler içerisinde işte 17 Mart tarihiyle bir programdan bahsettiniz ve bununla birlikte yüz yüze eğitimle beraber online dediğimiz çevrim içi olan senkron, asenkron diye nitelendirdiğimiz eğitimlerimiz de devam etmekte. Ama Nafiye hocamız ve takımı nelerle uğraşıyor, ne yapıyoruz? Şöyle bir yüzeysel bir soru sorayım. Siz bir giriş yapın, ardından da sıcak sohbete devam Tabii edelim. Ki. Uygun görürseniz hocam. Yani aslında burada her hafta bahsedildiği ama turizm ve mutfak sanatları yüksekokulu için önem arz ettiği için bugün tekrarlamak isterim. Buyurun. İki temel üzerinde kurulan bir üniversite. 2015 yılında kurulan Uluslararası Final Üniversitesi'nin bir bacağı bilindiği üzere eğitim üzerinde, eğitim kalitesinde tecrübesi olan Taşel ailesinin 40 yılı aşkın tecrübesi, 500'e yakın okulu olan Türkiye'de müthiş bir kaliteyle bir bacağı. Diğer bacağı ise Kuzey Kıbrıs gibi ambargolu, zor olan
bir memleket yönetmek desek. Turizm DMG Akgünler Grubu tarafından müthiş yatırımlar yapan, en fazla turist getiren, dört temel olan turizm, konaklama, yiyecek içecek, eğlence ve de taşımacılık üzerine uzman olan aile Çağner ailesi sayesinde zaten turizm mutfak sanatları 2 artıyla başladı. 2015 yılında turizm işletmeciliği bölümü İktisadi İdari Fakültesi altında bölüm olarak başladı. 3 öğrenciyle başladı. Onu da söyleyeyim. Sonra 2017 yılında Turizm Mutfak Sanatları Yüksekokulu altına ayırdık. Gastronomi Mutfak Sanatları bölümümüzü 12 öğrenciyle başlattık. Uluslararası ödül kazanmış VATEL okullarıyla birlikte bir de master programı başlattık. Ki bu sene, geçen hafta 3 mezun verdik burada da. 2017 yılında 30'a yükseldiydi öğrencimiz bu sayede. 2 hafta önce yüksek lisanslarımız onaylandı. Uluslararası turizm yönetimi üzerine İngilizce ve de gastronomi yönetimi üzerine Türkçe master programımız YÖDAK tarafından onaylandı. Aynı zamanda ön lisansımız, 2 yıllık aşçılık ön lisansımız. Gördük baktık ki aşçılığa merak var. Herkes çok değil şef mi? Evet, öyle bir trend var bu ara. O yüzden 2 yıllık programımız da onaylandı. Hatta YÖK'e de gönderdik. İnşallah YÖK'ten de onayımız çıkacaktır. Ulster Üniversitesi ile bir anlaşmamız var. Ulster Üniversitesi İngiltere'nin olan bir üniversitesi. 3 yıl öğrencilerimiz bizde turizm okuyor. 4. yılda da İngiltere'de eğitimlerini alıyorlar. Ne kadar güzel. Ve bir diploma Ulster Üniversitesi'nden, bir diploma da Uluslararası Finan Üniversitesi'nden alıyorlar. Bu dönem 300'e yakın öğrenciyi kaydettik. Of. Dolayısıyla bu bir başarı. Güzel. Bu başarının da tabii ki yöneticilerimizin doğru yatırımlarla yapmalarından kaynaklandığını da öne sürmek isterim. Örnek verecek olursam gastronomi programımıza başvuru yaptığımızda 3 mutfak hazırladık. 3. sınıfta olan pastacılık, ekmekçilik bölümü mesela 1. sınıftan hazırdı ve tam donanımlı. Mermer masası, rasyonel fırınları, mayalama makineleri ki bunlar çok ciddi rakamlardır. Bir rasyonel fırın örneğin 20 bin euro civarıdır. Yani yönetimimiz her zaman için eğitim kalitesinden ön vermeyecek şekilde ve turizm alanında özellikle altını çizerek söylemek isterim burada. Ne kadar güzel. Hiç çekinmediler. Yani altyapı yatırımlarına doğru olduğu için başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Ve tabii ki akademik kadro. Bunları biz yalnız başımıza yapmadık. Çok iyi bir takımımız var. Müthiş. Akademik deneyimlerine dayalı değil sadece, tecrübelerine de çok önemlidir. Bizim sektörde bilirsiniz uygulama, teorikle uygulamayı birlikte getirmemiz gerekir. Birkaç örnek verecek olursam mutfakta uygulama hocalarımız, şeflerimiz uluslararası alanda deneyimleri var. Sayın Kemal Ferit hocamız örneğin İngiltere'de bulundu. Sayın Selim Yeşilpınar, butik otel ve fine dining üzerine adamızda müthiş imzalar atan bir hocamız mutfakta. Yardımcı doçent Müride Ertaç hocamız, muhasebe alanında deneyimleri olan bir hocamız. Dolayısıyla muhasebe derslerine giren, ekoturizm üzerine doktorasını yaptığı sürdürülebilir turizm dersine giren doktor hocamız, yardımcı doçent diyordum çünkü inşallah yardımcı doçent olacak yakında. Sayın Mete Önal Girgen hocamız, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerin yiyecek içecek müdürlüğü yardımcılığı yapmış bir hocamız bu derslere giriyor. Cyprus Paradise'dan Travel Agency dersine giren Neriman Ansal hocamız, ön büro şefi Uğur
Kıroğlu hocamız ön büro dersine girer. Ve bütün bunların da aynı zamanda sadece altyapısı olan, programları olan bir bölüm değilik. Aynı zamanda bu hocalarımız direkt bir turizm acenti programına girip de rezervasyon nasıl yapılır gösterebiliyor. Yani bu programlar var ama aynı zamanda gerçek rezervasyon yapılıyor. Yani uygulamaya çok önem veren bölümü ve bu sayede birçok hocamızın ismini de veremedim burada. Kusura bakmasınlar izliyorlarsa. İzleyenler var, selam yolluyorlar size. Evet, bu yüzden onlara affına sığınarak birçok hocamız var. Serdar hocamız, yardımcı doşent vesaire. Sizin öncülüğünüzde diğer hocalarımıza da başarılar, sağlıklar, mutluluklar diliyorum. İşin bir akademik boyutu var. Akademik boyutu var derken yüksek lisans programlarının ön plana çıkarılması, öğrenci sayısının katlana katlana düzgün bir takım ruhuyla eğitimin en iyi şekilde yoluna koyulup emin adımlarla ilerlemesi, onun haricinde hem eğitim hem de diğer tarafta yarışmalar var, onlar aynen sürüyor. Evet. Bir de işin diğer boyutu daha var. Hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin, idari personelin yemeklerini yediği restoranımız, mutfağımız, kendi evimiz gibi hissettiğimiz, hatta üzerine basarak söylüyorum, kendi evimden bile daha lezzetli yemeklerin çıktığı şefin, Mehmet'in ve oradaki tüm ekibin ellerine sağlık. Öğrencilerimiz orada gelip en iyi şekilde hijyenik durumu göz önünde bulundurarak her türlü donanımı bizlere hizmetlerimleri, evet, işin mutfağından sıfırından gelip bu eğitimi görmeleri takdire şayandır. Evet, gerçekten bir takımlık, çok iyi bir takımlık. Yani dediğiniz gibi mutfağınla birlikte çalışırız. Üniversitenin ana mutfağında öğrencilerimiz haftalık iş deneyimini yapar. Kerime Hanım'a buradan selamlarımı iletirim. Gerçekten titizlikle çalışırız. Ve COVID-19 kurallarına uygun mesela uygulamalara katılan öğrencilerimiz serviste PCR testlerini hep oldu. Buna denetlerik kesinlikle. Yarışmalardan bahsettiniz Togay Hocam. Tekrar hatırlatmakta yarar var. Üyeliklerimiz sayesinde bahsettiğim gibi yönetim önem verdiği için doğru yatırımlara birçok üyeliğimiz bulunmakta. Eurodip bunlardan bir tanesi. Geçen haftalarda yarışmaya katıldı öğrencilerimiz. Onda derece alamadılar ama birçok uluslararası yarışmasına ilk seneden öğrencilerimiz katıldı ve birincilikle dönen öğrencilerimiz oldu. Gastronomi alanında da bu şekilde. Üniversitemizin de şöyle bir hedefi var. Turizme fayda sağlamak, ülke turizme fayda sağlamak. Ne kadar bu önemli yüzden, değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Yani duyarlı olmamız lazım bu konuya. Bizim önde gelen sektörümüzdür sonuçta. Ve meslek okullarını da yarıştırdı. Meslek okullarına da destek verdi. Uluslararası yarışmalarına katılmaları için onları da destekledi. Ve oraya gidip de bazen de bizim hocalarımız sınıflarına girip de workshoplar verdi. Ve örneğin Güzel Yurt Meslek Lisesi'nden bir öğrenci Portekiz'de olan bir yarışmada en iyi şarap sunumu aldı. Müthiş. Yani üniversitemiz bu tür okullarda destekler ve ben bundan çok mutluyum, çok gururluyum. Gurur verici. Gerçekten gurur verici bir durumdur. Ve bu yüzden tercih edildiğimizi düşünürüm. Çünkü duyarlıyık bu konulara. Çok güzel. Hocam şimdi 3 öğrenciden bahsettiniz. Ondan sonra işte rakam 2'ye katlandı. Şimdi daha da fazla oldu. Muhakkak bir sürprizleri vardır. Bir plan, bir vizyon vardır değil mi? Yani Final Üniversitesi ve Turizm Mutfak Sanatları Yüksek Okulumuz. Neler var daha sırada? Ne, evet. Ne gibi düşünceler, planlar var? Yani ilk başından beri bizim amacımız etik kurallara, etik değerlere önem veren sürdürülebilir çevre, doğa, sosyo-kültürel yapı ve de ekonomi elbette. Güzel. Global bireyler ve vatandaşlar yetiştirmek. 20 ülkenin üzerinde öğrencimiz vardır. Bu öğrencilerimizi sadece Kıbrıs'ta iş imkanı sağlamak değil, uluslararası alanda iş imkanı sağlamaktır hedefimiz.
Bu doğrultuda bu üyelikler sayesinde isteriz ki öğrencilerimizi dil öğrendikten sonra İngilizce veya Fransızca, çünkü Fransızca da iyi üyelerimiz var, birlikte çalıştığımız projeler olan okullar var. İsteriz ki oraya da gidip gerek Kıbrıs mutfağını, gerek Türk mutfağını, gerek bizim kültürümüzü taşısınlar. Kendi ülkelerine de gittiğinde bir elçi olsunlar. Üzücü olan nedir? Evet, gastronomi programımızda %50'si öğrencilerimizin Kıbrıslıdır. Ancak turizme baktığımızda sadece 3-4 tane Kıbrıs vatandaşımız bulunmaktadır. Müthiş bu da tabii bir mesaj veriyorsunuz şu anda. Evet, yani bu üzücü bir durum. Hatta webinar'dan da birazcık bahsedeyim. Çarşamba günü uluslararası bir webinar'de moderatörlük yaptım. 100'ün üzerinde katılımcı oldu. Çoğunlukla öğrencilerimizdi ve şöyle bir soru atıldı. Gelecekte nasıl bir turizm, otelcilik bekler? Yani hepsinin bir ortak hissi vardı, kaygı. Elbette kaygı olacak bu durumda. Uluslararası dünya bunu yaşıyor şu an COVID-19'dan dolayı. Bunun önüne de geçmeye çalışılıyor. Ancak ilginç olan, bir öğrenci mesela Pakistan'dan dedi ki, bir de şunu söyleyeyim, Pakistan'dan dediğimizde orada da iyi durumda, varlıklı aile çocuklarından bahsederim. Okulları da okuyorlar ve stajlar için de Avrupa'ya falan gelebiliyorlar. Hatta babası kendisine bir otel açacak dedi mezun olduğunda. Ve dedi ki, ben isterim Avrupa'ya geleyim, stajımı orada yapayım. Orada iyi önlemler aldılar COVID-19 için. Ben orada öğrenip de kendi ülkeme gelip oteli açmak isterim. Neler yapılabilir oradan görmek isterim dedi. Bu umut vericiydi bana göre ki, çünkü inanıyor hala da sektörde ve sektörde kalacak. İspanya'dan bir öğrencimiz dedi ki, ben dedi yeterince uygulama yapamadım. Kaygılarım ondan dolayıdır. Ki akibetinde Uluslararası Fener Üniversitesi'nde yüz yüze eğitime devam ettik. Uygulamalarımızı da yaptık. Bizim şansımız yönetimde iki hekimin olması. Çok iyi bir şekilde yönettiler, denetlendik. Ve kaliteden, eğitim kalitesinden hiç ön vermeyerekten onların sayesinde, onlara da teşekkür etmek isterim buradan. Onların sayesinde yüz yüze eğitimimize, uygulamalı eğitimlerimize devam edebildik. Güzel. Bakın İspanya ilk 5 en fazla ziyaret eden ülkelerin öğrencileri ne diyor? Diyor ki, biz uygulamalı eğitim yapamadık. Ben yeterince deneyimim olmadan sektöre nasıl gireceğim? Benim kaygılarım bunlar. Fakat diğer taraftan da bizim öğrencilerimizden bir tanesi demesi, ben diyor düşünürüm mesleğimi değiştireyim. Değiştirmesin hocam. Sizin gibi iyi akademisyenler yani olduğu sürece. Ki, elbette ki biz izin vermeyeceğiz ama bunu sorgulamamız lazım. Haklısınız. Yani biz sizin aracınızla, medya aracılığıyla nasıl mesajlar veririk geleceğin çalışanlarına, turizm emekçilerine, yöneticilerine? Benim buradan çocuklarımıza şunu söylemek isterim. Bizim amacımızı zaten belirttim burada. Bizim Kıbrıs'ta yüksek eğitim ve turizmdir. Lokomotif sektör değil, dilde değil. Bizi ayakta tutabilen ekonomik olarak bunlardır. Bunları iyi yönetmek için bu alanı okumaları gerekir. Bu kadar net ve kesin. Kesinlikle. Şimdi... Bu alan ülkemiz için çok önemli. Yılmasınlar. Yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle politikte de görüşmek istemem ama daha güzel yönetilebilir turizm adamızda. Okumanın yaşı yok, iş yapmanın da belli bir yaşı yoktur. Bazen görüyoruz işte 80 yaşında üniversiteye gidiyorlar, eğitim alıyor ve gençlere taş çıkarıyor şeklinde haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Son zamanlarda da işte basına yansıyan, ben de siyaseti çok sevmem ama birazcık o kimlikte olduğundan dolayı işte bunları söylemek istiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz, kötü bir dönemden geçiyoruz ama her şeyi bir tarafa bırakıp Nafi hocamızın da dediği gibi o güzel günler geriye gelecek. Bizi ayakta tutan iki sektörümüz vardır. Bunlardan işte bir tanesi
turizm diğeri de yüksek öğretimdir, üniversitelerdir. Dolayısıyla ilerleyen günlerde dört elimizde sarılalım, bu değerlerimize sahip çıkalım ve en iyi şekilde bir yerden bu işe sarılıp devam edelim. Yani bakacak olursak üniversitemizde iki hekim var dedim. İki hekimimizin sayesinde güzel planlamalar oldu, altyapısı oluşturuldu, bize öğretildi, denetlendik düzgün bir şekilde. Bizim avantajımız Kuzey Kıbrıs'ta biz küçük adayık, küçük bir yerik. Bunları yapabilmek kolaydır. Eğer biz üniversitede yüz yüze eğitimi, uygulamayı kaliteli bir şekilde verebildiysek, ülkemizde de turizm yavaş yavaş açılmaya doğru denetlenerek yapılabilir. Küçük bir yerdeyiz. Ayrıca tanınmamış bir ülkedeyiz dediğiniz ama yapmış olduğumuz faaliyetlerle şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Final Üniversitesi çatı altında dışa açılan penceresi konumunda göreve devam ediyorsunuz. Sizler ve öğrencilerinizle birlikte. Evet hocam, zor bir süreçten bahsediyoruz, geçiyoruz ama bununla birlikte yine her fakültede, her yüksekokulda olduğu gibi derslerimiz vardır bizim bu güz döneminde, bahar döneminde. Nedir turizm, otelcilik ve mutfak sanatlarının dersleri, ilgi çeken, işte şu anda bizi dinleyen de az önce sosyal medyadan da paylaştım, Nafi Hoca televizyona çıktı. Belki de bizim aldığımız derslerde farklı dersler var. Neler var ilginç olan? Biraz derslerden bahsedebilir misiniz? Ya tabii ki. Şimdi aslında biz gastronomi alanına bakacak olursak, TC Yardım Heyeti'nden de destek aldıydık mutfaklarımızı yaparken. Ve onların önem verdiği husus Kıbrıs kültürünü yaşatacak bir şekilde programlar düzenlemektir. Ve hedefimiz gastronomi programında elbette dünya mutfaklarını da öğretmektir ki bir hocamız İtalyan mutfağını müthiş. Bir İtalyan şefinden alıyor çocuklarımız. Ama Kıbrıs mutfağını, Kıbrıs'ın ürününü nasıl kullanabiliriz? Bunları çocuklara aşılarak. Örnek verecek olursam bir parmesan peyniriyle kurunur. Parmesan peyniri çok pahalı. Adamıza da zor bulunur. Çocuklarımıza alternatif de sunarak bu konuda. Nedir o alternatif? Kurunur mesela gibi örnekler veririk. Hocalarımız müthiş araştırmalara el atar. 2-3 hafta önce hocalarımız en iyi araştırma ödülü aldı. Yenilebilir çok böcek güzel. Üzerine. Tabii böcekleri falan mutfağa koymadık daha ama yani ileriye görerek ileride neler var, uluslararası neler var. Çok yaygın o böcek muhabbeti değil mi? Evet. Yani çünkü doğa, çevre bakıldığı zaman gittikçe daha gıtlığa gidiyor. Doğru. Her şey ve çok ilginçtir ki ben de okudum, birazcık dinledim hocalarımın anlattıklarını. Proteini yüksektir, vitamini yüksekmiş vesaire. İşte böcekler, deniz ürünleri vesaire böyle ilk bakışta göze belki çok gelmiyor ama tercih açısından da yine müthiş lezzetler var işlerinde. Evet. Gelelim Kıbrıs mutfağına. Evet. Nasıl bulunuyor? Yani öğrencileri tarafından muhakkak güzel bir uygulanışı vardır. Onu hiç sorgulamıyorum ama nasıl bulunuyor Kıbrıs mutfağı tercihin? Baktığınızda öğrencilere işte öğrenciler karşılaştıkları zaman neler söylüyorlar? Nasıl dönütler alıyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Zaten gastronomide ağırlık olarak Türk ve Kıbrıslıdır. Anneleri zaten pişiriyordur vesaire ama mesela zeytinyağı. Zeytini giderek ağaçtan toplarık. Nasıl toplandı, nasıl anlan o zeytin hazırdır? Toplandıktan sonra ne işlemler yapılır? Bunları biz çocuklara birebir gösterdik. Örneğin mantar toplama. Bilirsiniz Kıbrıs'ta horca toplanır. Doğru. Horca dememin sebebi onun bir kesiş şekli vardır. Yani ben de çok uzman değilim bu konularda. Döndük Kıbrıslı tecrübeli insanlarla geziye getirdik öğrencilerimizi. Nasıl kesildiğini, nasıl hangisi zehirli, hangisi zehirli olmadığını çok dikkatli bunları gösterdik. Lazım. Müthiş, çok güzel. Sürdürülebilir mantığının, yani onu keserken doğru kesilsin ki tekrar büyüyebilsin. Zarar verilmeden. Zarar vermeden doğaya, doğru çevreye. Doğru söylüyorsunuz. Ne kadar güzel. Ve haliyle çocukların bu mesleği sevmemeleri mümkün değil. Örneğin biraz da turizmden bahsedeyim, turizm derslerinden. Bir dersimiz, benim verdiğim bir ders, Tourism Policy Planning dersimiz.
Çatalköy Belediyesi ile çalışırız bu projede. Çatalköy'e bir turizm planı nasıl yapılır, nasıl hazırlanır? Çatalköy gezisi için hazırlık yapıyoruz. Çocukları gezdirecek, hiç kimsenin bilmediği yönleri vardı Çatalköy'ün. Mesela ilk Müslümanın ayak attığı yer Çatalköy. Bilirsiniz Hazreti Ömer Türbesi örneğin. İnanç turizmi yapılabilir mi? Çok güzel. Mesela evet biliyoruz çok büyük oteller var, kitle turizm için açık. Aynı zamanda kuş gözlemi olabilir mi? Ki gerçekten Kıbrıs hattı kuş gözlemi için çok uygun. Bir de altını çizeyim, bu tür turist adaya geldiğinde daha fazla para harcar, daha uzun zaman kalır. Gidip dışarıda, kafelerde, restoranlarda da gezer ve piyasaya daha çok para bırakan kesimdir. Ha demiyorum kitle turizme, büyük otellere gelenler para bırakmaz. Elbette ki çok fazla paralar bırakır. Ama bizim hedef almamız gereken bu alternatif turizm şekilleridir. Tam bunları bir, çocuklara birebir anlatırken gösteriyoruz da aynı şekilde. Ne kadar güzel. Tam bir plan program çerçevesi içerisinde eğitim hem içeride hem de dışarıda. Bir de bu pandemi dönemi artık bu hastalıktan da kurtulalım. En iyi şekilde eğitimimize devam edelim. Şimdi Nafi hocamız işte mutfak sanatlarından falan konuşuyor. Ben kendimden de biliyorum, annemden de biliyorum. Biz iki kardeş erkek, bir de babamız üç erkek. Siz de herhalde aynı durumdasınız. Nafi Hoca en çok hangi yemeği yapıyor? Ve ev halkı bunu çok seviyor. Biz de buradan bunun reklamını yapalım. Aslında Nafiye Hoca şef değil. Evet, ailemin restoranı vardı. Çok meraklıyım. Ama sizin de muhakkak bir şeyiniz vardı, yani, beceriniz vardı bu konuda değil mi? Şöyle söyleyeyim. Pişirmeyi severim. Çocuklarımla mutfakta uğraşmayı çok severim. Onlara da bazı şeyleri gösteririm. İki oğlum var. Allah ama kız erkek ayrımcılığı olmaması gerekir. Onlar da günün birinde mutfağa girip de pişirmeleri gerekir. Gelinlerim bana bir gün teşekkür edecektir diye düşünürüm. Ne güzel. Aslında dünya mutfağını pişiririm ama Kıbrıs ürününü kullanmayı çok severim. Hayır, ben sormuştum en çok hangisini diye. Çünkü kadınlar hava atmayı severler biraz. Benim bu yaptığım yemek çok iyidir. Üzerime kimseyi tanımam diye ben geçtiğimiz yıllarda yani yine bir gazetede röportajlar gerçekleştiriyordum. Her gittiğim genelde işte çiftlere gitmeye çalışıyordum ve gittiğim evlerde, yerlerde konuştuğum insanlar böyle birazcık göğsünü gere gere ben bunu yaparım, en iyisini de yaptım. Neler var mesela? Ekmek işte, kadayıfını çok güzel yaparım diyebilirim. Mesela TCH heyetine ben kendim yemek pişirdiydim. Başvuru yapacağımızı. Bence aslında ondan destek aldık ama neyse. steak yapmıştım onlara mesela. Ne kadar güzel. Çocuklarım çok beğenir steak soslarını falan hazırladığımı. Çok severim mutfakta uğraşmayı. Hatta kız kardeşim İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde akademisyendir. Onun aslında alanı İngilizce post colony üzerine literatürdür. Kıbrıs üzerine, Kıbrıs tarihini tekrar yazdı diyebilirim. Çok güzel. Ve kendisiyle düşünürük Kıbrıs mutfağının Doğu Akdeniz ülkelerinin etkisini üzerine bir araştırma yapalım ve yazalım nereden Molahya, Kıbrıs'a nasıl gelecek, geldi. O taraftan mutfak gidecek, ortada buluşacaksınız. Aynen, düşüncemiz odur. Öyle bir çalışmamız var. Dolayısıyla ben bir şey pişirirken araştırırım nereden geldi acaba bu. Ne kadar güzel. Babaannem, Allah rahmet eylesin, ruhunda yatsın, çok dinlerdim. Nereler yapardı, nasıl yapardı, eski mutfağımız neydi? Mesela babaannem zivaniye yapımını da, şarap yapımını da bilirdi, sirke yapımını. Asla sirke almazdı, sirkeyi mutlaka kendi yapardı mesela. Ve çok uzun zamandı. Bu değerleri, sosyal kültürel yapımızı elbette sınıflara da taşımaya çalışırım. Örneklendiririk de, hani dedim ya size akademik bir taraftan hocalarımız evet tam yönlü ama tecrübe alanı da zengin olan bir kadroyu bu çok şekilde seçim yaptı. Bu örnekleri hep çocuklarımızla paylaşırız ve gurur verici bir durumdur. Çocuklar o kadar zevk alır, isterler gelsinler sınıfta. Yani biz bazen deri kendilerine %50 sosyal mesafeyi korumamız gerekir. Bu yarısı gelecek hafta gelecek vesaire. Ama çocuklar hocam ben burada isterim öğreneyim, ben burada isterim dinleyeyim sizi. Doğrudur. Şeklinde konuşması. Bunlar ama imkanlarımız da vardır. Gerekli teknik, kesinlikle, çağdaş donanımlarımız, sınıflarımız, dersliklerimiz, her şeyimiz bunlar için elverişlidir. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ağzınıza, gönlünüze ve ayağınıza sağlık çok diyorum. Çok teşekkür ederim. Size, değerli eşinize, sevgili çocuklarınıza mutluluk, sağlık ve en güzel başarılar sizlerin olsun diyorum. Hepimize. Ve Nafe Hocam'ın şu anda karşımdasınız. Sizin öncülüğünüzde tüm Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulu'na, Final Üniversitesi'ne, yetkililerine, çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi tekrarlayarak söylüyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp programa katıldığınız için. Önümüzdeki haftalarda, programlarda yine yüksek okulumuzun yapmış olduğu faaliyetleri, güzel programları buradan duyurmak ümidiyle diyelim. Aynen. Ben teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. İnşallah turizmi de yakında açacak. İnşallah. Bu öğrencilerimizin kaygılarını. Zaten öğrencilerimiz gelmeye başladı. Otellerimiz de yavaş yavaş açılacak. Aynen. Düzgün, temiz bir yönetimle hocamızın bu güzel dilekleriyle programımızı bugün kapatalım. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, yardımcı doçent doktor Nafiye Güden hocamız bugün program konuğumuzdu. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca teknik masada görevli Örsan Balıkçıoğlu'na da bu programın yayınlanmasında gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Haftaya bir başka konukla yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. İyi günler diliyorum efendim.